فما كان الفراق باختياري ولكن هكذا سنون الليالي أقيم بالصلاة على محمد نبيه علي نبيه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الفاتحة. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aşağıda beyefendiler için ayrılmış yerimiz ayakta olan misafirlerimizi oraya davet edebiliriz. Birazdan ikramlarımız da başlayacak. İnşallah orada ikramlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doktor Avruf Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkan Vekili Sayın Harun Macit Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Doktor Abdullah Sevim Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı Sayın Ömer Faruk Korkmaz Beyefendi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin üzerine olsun. Saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer Başbakan Başdanışmanım, sayıdeğer il başkanım, çok kıymetli büyüklerimiz, misafirlerimiz, meclis üyelerimiz, başkanlarımız, saygıdeğer hazırın, beyefendiler, hanımefendiler, sevgili çocuklar, Demiröz ailesi ve Akyüzlü ailesi adına sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Bu mutlu gününüzü sizlerin de ve bütün Müslümanların daimi mutlu günleri olsun diye temennisiyle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Bize her iki ayrı adına konuşan Zeki Akgözü amca, iki baba, inşallah bir ömür boyu ağız tadıyla yönetmenin üretimini görürler. Bana razı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Çünkü biz bir İslam medeniyetinin çocukları, İslam medeniyetinin çocukları da hayatın her aşamasını bu şekilde ibadet haline getirirler. Bu birinci nokta. Helal gıdalarla beslenmiş, helal yaşamış, helal bir şekilde evlilik yapan kardeşlerimiz bundan sonraki hayatlarında helal bir şekilde yürütecekleri için de güvencimiz sonsuz onlara. Bu çok önemli bir şey. Bir başka nokta, bir gün Zeki abimize, ben bu arada tabii her ne kadar bir... Tüm dava mensuplarında biz bu güzel aile yapılarını görüyoruz. Bir tek temel sebebi var. Bunun üzerine biz epeyce kafa yorduk, çalışmalar yaptık. Peki aile halkını, hane halkını nasıl koruyabiliriz bu ortamda? Bunun sırrı kendimizin, her birerimizin hayatımızın 24 saatini Allah'ın rızasına vakfetmiş olarak çaba sarf etmemiz olursa mutlaka Allah evlatlarımızı koruyor. Biz her birerimiz kendimizi Allah yoluna adarsak, çocuklarımız vakıflarda ve milli kurumlarda çocukluklarından beri istihdam edilirse, biz çocuğumuzu sokakta aramıyoruz, terör örgütlerinin içerisinde aramıyoruz, olmayacak sapkın diyelim grup ve tarikatların içinde de aramıyoruz. Bunun yolu Zeki Bey çok güzel bir örnek, hepimizin ortak tanıdığı olduğu için. Tabi burada bir evlilik merasimi var, aile kurulacak, nesil yetişecek. Ondan dolayı Ömer Bey'in bu hatırlatmasına küçük bir katkı bulmak istedim. İki aileyi de tebrik ediyoruz. Allah Teala hepimize, burada bulunan bütün kardeşlerimize, bütün ümmete böyle salih ve salih evlatlar versin. Onlardan salih ve salih evlatlar yetişmesini nasip etsin. Selamünaleyküm. Geçeniz hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağrı Macit beyefendiydi. Onu kullanayım. Damat Bey, biz buraya alalım bir. Bütün misafirlerimiz damadımızı bir görsün. Alkışlar az geldiği için yavaş geliyor. Dedik ya, protokole uymayacağız. Ben programda... Selamünaleyküm. Çok kıymetli abilerim, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz inşallah. Kendilerine göz aydınlı olacak, evlatlar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah Müslümanız. Müslüman, Müslümanca düşünen, Müslümanca iş yapan, Müslümanca yaşayan, sonunda da Müslümanca ölmeyi hayatının en önemli gayesi bilen insanız. Çünkü cennete ancak Müslümanca ölenler gidebilecek. Bundan dolayı Müslümanca ölmek bizim için gerçekten hayatımızın en önemli gayesi olmak zorunda. Bunun için gereken ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nasıl yaşarsan ölürüz. O halde Müslümanca yaşamak zorundayız. Müslümanca yaşayabilmek için Müslümanlığı bilmek zorundayız. Müslümanlığı bileceğiz ve hayatımızın her anında Müslümanca düşüneceğiz ki yaptığımız işte Müslümanca olsun, hayatımız Müslümanca yaşanmış olsun, sonunda da Müslüman olarak ölebilelim. Peki Müslümanca yaşayabilmek için gerekli olan ne? Değerli kardeşlerim, Müslümanca yaşayabilmek için olmazsa olmaz olan bir şey var. O da Müslümanca yönetilmektir. Biz yaklaşık 90 yıldır Müslümanca yönetilmeyi kaybettik. 3 Mart 1924'te Müslümanca yönetilme hakkımız, hilafetimiz elimizden alınmak suretiyle gitti. Şimdi yapmamız gereken şey yeniden bu kaybettiğimiz değeri kazanmak. Bu nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Müslümanca yönetilmeye layık olmak zorundayız. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah, Bismillah, İnnallah la yugayir ma bikavmin hatta yugayir ma benfusihim. Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe onların içinde bulunduğu hali değiştirmez. Durum vahim arkadaşlar. Bu düğün merasim. Burada uzun konuşmaya geçmem. Ama bir şey söyleyeyim. Bu ibret olsun size. Şu anda sadece İstanbul'da 500 bin madde bağımlısı gencimiz var. 500 bin. Ve bütün Türkiye'de 650 yatak var bu madde bağımlılarını tedavi etmek için. Şu anda evlenen gençlerimizin %40'ına yakını çok kısa zamanda boşanıyor arkadaşlar. Toplum çözülüyor, çöküyor. Bunun farkında olmak zorundayız. İşi şuna buna bağlamanın bir alemi yok. Şu partiye bu partiye bağlamanın bir anlamı yok. Mesele ülkemizin, gençliğimizin, imanımızın, dinimizin elden gitme tehlikesi. Bak, önce bunu istemek. Müslüman olmak için ve Müslüman kalabilmek için Müslümanca yönetilmeyi istemek zorundayız. Ben demokrasiden memnunum, laiklikten memnunum, liberalizmden memnunum, faizi kapitalist düzenden memnunum diyen bir insan imanını bir kontrol etsin. Cenab-ı Allah bu evliliği evlatlarımız için tekrar hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Kendine göz aydınlığı olacak evlatlar nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Genel Bakanım, kıymetli başkanlarımız, çok sevgili misafirler, hepinizi hürmetle, saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben şu anda yeğenim olan Nedim Demiröz'le iftar ediyorum. Biraz önce saygıdeğer büyüklerimiz bahsettiler. Öylesine sıkıntılı bir zamanda yaşıyoruz ki biz zannediyoruz ki bizim çocuklarımız bizden örnek alıyorlar. Biz eğitiyoruz. Maalesef öyle zannediyoruz ama gerçekte öyle değil. Biz çocuklarımızın iaşesini temin ediyoruz.
Biz çocuklarımızın geleceği için okullara gönderiyoruz. Ve bunlar bizim fiziki mekanlarımızı paylaşıyorlar. Harçlıklarını bizden alıyorlar ama gerçek anlamda şu andaki günümüzdeki evrensel olaylardan dolayı batıdan besleniyorlar. Yani bizim birçok şerlerden korumak istediğimiz durumları cep telefonlarıyla, sanal medyayla tamamen ceplerinde taşıyorlar. Böylesine bir zamanda eğer biz sağlıklı evlatlar yetiştirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben Nedim'le, kızımızın babası Nedim Demiröz'le iftar ediyorum. Gerçekten kendisi böylesine sıkıntılı bir ortamda öylesine güzel evlatlar yetiştirdi ki, hele hele şu anda bu akşam sevgili Osman'ımızın eşi olacak Hatice Hanım, yeğenim, kendisine iftar ediyorum. Dört dörtlük bir hanımefendi. Ben bunu duyar duymaz dedim ki ne mutlu dedim bu kızımıza dedim eş olacak kişiye. Her yönüyle biz kefiliz. Ben şahsen bir baba olarak ben çocuklarımı bu derece güzel yetiştiremedim. Allah kendisinden razı olsun. Nice böyle evlatlar bu memlekette biliyoruz. İnşallah bu çiftten de aynı şekilde ümmete Muhammed'e saygılı, vatanına milletine sahip çıkan gençler gelişecektir. Ben bu vesileyle hepinizi bu davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evli çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Niyazımız oldu. Çok güzel bir beraberlik. Burada şu mutluluğu çıkarken beni anons ettiği zaman söyledi belki beni. Değiliz. 35 yıl ben hakikaten ülkeme hizmet etmeye çalıştım. Allah rızası için hizmet ettim. Size çok gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu hizmet süresi içerisinde benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Bu benim size aktarabileceğim en önemli hadise. Ve fakirin çeşitli görevleri olduğu, Çevre Bakanı olduğum zaman da ilk hizmetlerimden bir tanesi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesinin onarılmasıydı. Fakire nasip oldu. O zaman çok zor bir durumdaydı gittiğimizde. En mutlu anlarımdan bir tanesi de odur sizlerle paylaşmak istediğim. Ayrıca rahmetli babamın Tillo tarafından Tillo Eşrafi ile birlikte olması dolayısıyla ben bir de Bakırköy Belediye Başkanlığı var. Konya'da belediye başkanlığı yaptım. 16 yıl efendim belediye başkanlığı. Sadece Bakırköy'de 1000 tane nikah kıymışım sevgili başkanım. 1000 tane nikah. Onun için bu nikahın da burada böyle vekili olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hayırlı olacağına inanıyorum inşallah bu iki genç kardeşimiz için. Damat pırıl pırıl maşallah gördüm. Allah sonuna kadar daim etsin. Şimdi birazcık böyle vaktim oldu. Mesnevi'yi okuyorum. Hazreti Mevlana'yı. Özünde çok güzel şeyler söylüyor. Bir tanesi hepimizin bildiği şeyler. Diyor ki vermekte akarsu gibi olun. Akarsu hızlı akar. Debisi fazladır. Cebinizde, elinizde var, ne varsa verin. Çıktıktan sonra ne olacağımız belli değil. Zeki abi biliyor, acizane fakiri geldi, gördü bir gün. Ben şimdi onunla iştigal ediyorum. Bir mücadele veriyorum. Şimdi onu anlatmanın bir gereği yok. Ayrıca Hazreti Mevlana diyor ki, insanı sevmek Allah'ı sevmektir. İnsan o kadar güzel ki ben onun için elimden geldiği kadar hem hemşehrilerimi hem sizleri çok seviyorum. İnşallah ibadet olur bu sevgi. Gençlere de hep bunu tavsiye ettim nikah kıyarken. Dedim ki bir araya geliyorsunuz mutlaka birbirinizi seviniz. Çünkü sizin sevginiz Allah'ın sevgisidir.
Allah'a duyulan sevgidir. Efendim ben de uzun konuşmuş olmayayım. Malum siyasetçi mikrofonu alınca bırakmıyor işte. Ama gönlümüz coştu böyle. Epeydir göremiyorum ben kardeşlerimizi. Pek de fazla iştirak edemiyorum. Beni affedin. Ama şuna inanmanızı isterim. Siyet'in ilk çöp kamyonunu ben göndermiştim. Yani söylemek istemiyorum. Bazı şeyler yapmaya çalıştım. Hizmet etmeye çalıştım. Bunu da çok duyurmadık. Reklamını yapmadık. Ama burayı görünce Zeki abiyle dedim ki ya ne kadar güzel oldu. Biz buraya işte çalıştı, vesile oldu. Bir kere efendim şunu tekrar arz etmek istiyorum. Sivil toplum örgütlerinde biraz önce bakınız sanayici iş adamlarının başkanı konuştu. O kadar zor bir iş ki bir sivil toplum örgütünde şimdi Zeki abi burada görev yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Hepimizin sıkıntısını arkasında dedikodu ediliyor bir sürü. Ama işte mücadelesi neticesinde burada oturduk. Şimdi böyle bir bina oldu İstanbul'da. Kimse becerememişti, kimse yapamadı. Onun mücadelesiyle yapıldı. Burayı bir alkışlayalım. Efendim, tekrar hepinize gönülden saygı sevgi sunuyorum. Ben sizi dediğim gibi Allah için seviyorum. Yolunuz açık olsun. Gençlerimize tekrar mutluluklar diliyorum. Allah'tan önce başkanımın yanında kulağını dedim ki otururken insanların mutlu olmasının asıl sebeplerinden bir tanesi nedir biliyor musun? Sevgili hemşehrilerim, helal yemek. Hani o bildiğimiz helal gıdadan bahsetmiyorum. Ben de şimdi peynir yapıyorum. Üzerinde helal gıda damgası var. O değil. Şöyle diyeyim. Boğazından geçen helal olması lazım. Helal yedikten sonra korkmayın. İnşallah Rabbim sizi değişik şeylerle imtihan edecektir. Mutlaka. İmtihanı ağır. Ama o imtihan geçtikten sonra da inşallah mutlu olacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Sağ olun. Sayın Bakanımıza yapmış oldukları konuşmadan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Bunun ihmal edilmemesi gerekiyor. Gençlikle ilgili çalışma yapıyoruz. Bu alanda hakikaten çok ciddi problemlere denk geliyoruz. Yani geleceğimiz bütün ekonomik problemler atlatılabilir. Allah muhafaza ülkemizin bekası ile ilgili her türlü problemi canımızı ortaya koyar atlatırız çok kısa bir sürede. Ekonomik problemlerimiz biraz kemer sıkarız tabiri caizse çok kısa bir sürede atlatırız. Ama nesil bozulursa Allah muhafaza toparlanması belki birkaç yüzyıl sürebilir. Böyle bir durumda Osman kardeşimiz örnek bir genç olarak çok uzun süreden beri kendisiyle birlikte çalışıyoruz. Ahlakıyla, edebiyle, insanlara doğruyu tebliğ etme noktasındaki gayretiyle biz şahidiz. Mevla da şahit olsun inşallah. Teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanımız Safa Ocak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim birazdan ikramlar başlayacak. Fatih AGD Eski İlçe Başkanı Sayın Osman Oktar'dan öğrendiğim bir hadis var. Onu sizlere aktarmış olayım. Üç yemeğin hesabı sorulmaz. Yani Allah niye bu kadar çok yedin diye sorulmaz. Onlardan birincisi sahur yemeği, Ramazan'ın gölgesi düştü üzerimize. İkincisi iftar yemeği, üçüncüsü de ikram. Thank you.
Moro çektim ben. Hayırlı olsun efendim. Görüşürüz. Gel, gel, gel. Dur. Gel, bu tarafa gelir misin? Ben de alayım. Beyne kalbeyhime kema ellefte beyne kalbin nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve seyyideti Khadija. Allahümme ya Rab. Allahümme erzukhuma ezzurriyete s-saliha. واجعل بيتهما عامرا بكتابك عامرا بذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب احفظهما بحفظك وارعهما برعايتك واكلأهما بعينك التي لا تنام اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حل بلطف بيننا وبين معاصيك واجعلنا اللهم من المتحابين المتآخين فيك اللهم تقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله بزدن وسزدن قبلت سن Hanımlar iniyor aşağıya. Bir fotoğraf alalım başkanım. Fotoğraf alacağız başkanım. Efendim Ekrem'le beraber fotoğraf alalım. Başkanım da alalım. Abi, gelin. Abi, gelin. Abi, gelin. Abi, gelin. Abi, gelin.